Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir maske hazırladım. Bu maskenin adı Güneş Gören Masum Seli maskesi. Neden mi? Çünkü tatilden yeni döndüm. Güneşten kaçmaya çalışarak geçti gerçekten tatilim. Güzel geçti ama güneşle alakalı biliyorsunuz hepimizin problemleri var. Ben de sürekli gölge aradım ama ne kadar gölgede dursanız da güneş cildinizi etkileyebiliyor. Ben de geldiğimde fark ettim ki cilt tonumda bir değişiklik olmuş. Ufak da olsa. Şimdi bu maskeyi hazırlayacağım. Neyle hazırlıyorum? Pirinç suyuyla hazırlıyorum. Öncelikle pirinç suyu çok önemli. Biliyorsunuz cildi beyazlatmak için, cildi parlatmak için. Ondan dolayı pirinç suyu kullanacağım. Pirinçleri dün geceden suda beklettim ve sabah pirinç suyum hazır hale geldi. Şu şekilde pirinçleri süzüyorum suyunu kullanmak adına. Ve suyumuz hazır. Pirinç suyu da biliyorsunuz suyla karışan pirinç fitik asit üretir. Fitik asit de normalde beyazlatıcı preparatların içinde bulunan bir maddedir. Yani biz beyazlatıcı bir kozmetik preparat kullanmış olacağız bu maskeyi yaparak. Ben öncelikle pamuğu pirinç suyuna batırıyorum ve cildimi temizliyorum. Pirinç suyu şöyle bir şey. Pirinç suyu cildi beyazlattığı gibi cildi aydınlatır, gözenekleri küçültür, ölü deriyi temizler, ciltte sivilce siyah nokta oluşmasına engel olur, gözenekleri küçültür. Yani pirinç suyun o kadar çok faydası var ki arkadaşlar. Bunu tonik olarak sürekli kullanabilirsiniz. Özellikle yaz ayları boyunca kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Öncelikle maskeyi uygulamadan önce pirinç suyuyla cildimi temizledim. Maske için öncelikle beyaz un kullanıyoruz. 1,5 yemek kaşığı kadar beyaz un. Normalde evlerimizde bulunan beyaz unu kullanıyoruz. Beyaz un da biliyorsunuz eğer beyaz un yoksa pirinç unu da kullanabilirsiniz. Beyazlatıcı özelliğinden dolayı kullanıyoruz. Daha sonra pirinç suyu 3 yemek kaşığı pirinç suyumdan ekliyorum. Şu şekilde. Ve 1 yemek kaşığı ben yoğurt kullanacağım. Kaymak da kullanabilirsiniz. Eğer cildiniz şu sıralar çok kuruysa kaymak da kullanabilirsiniz. Daha sonra karışımı karıştırıyorum. Hazırlaması çok basit ama gerçekten de çok faydalı. Aynı zamanda pirinç suyu kırışıklıklarınıza da çok iyi gelecektir. Şu şekilde koyu bir kıvam alıyor. Karışım bu şekilde bir kıvam aldı. Gayet koyu ve sürülmesi kolay ama ben elimle süreceğim. Çünkü bunu olduğu için elle çok rahat sürülebiliyor. Arkadaşlar tatilde şöyle bir şey başıma geldi. Bir tane fenomenle karşılaştım. YouTube fenomeni. Gerçekten de bayağı ünlü ve ben severek takip ediyordum. Ondan dolayı yanına gittim tabii ki. Biliyorsunuz benim yanıma da gelenler de oldu. Çok tatlılardı. Yanına gittim. Biraz sohbet ettik ve ben de dedim ki seninle bir video yapabilir miyiz? Sonuçta YouTube'da önemli olan içerik üretmek. Çünkü biz, ben bir firmayla ya da bir ajansa çalışmadığım için içerik üretmekte bazen zorlanabiliyorum. Gerçekten de sürekli maske yapmak değil de başka şeyler de yapmak istiyorum artık YouTube'da. Ama ne yapacağımı, nereden başlayacağımı tam bilemiyorum. Çünkü benim de uzmanlık alanım bunlar. Ondan dolayı ona bazı sorularım oldu. İşte sağ olsun konuştuk güzelce. Ben de dedim ki kanalınıza konuk olmak istiyorum ya da siz benim kanalıma konuk olun. Gerçekten de böyle bir değişik şey olsun, değişik içerik üretelim hem eğlenceli olsun diye. Ünlü bir YouTube, ciddi bir abone sayısı var. Ama genç tabii ki yaşı. Ve bana dedi ki ben konuk olmak için bir kanala ya da konuk almak için 25 bin lira para talep ediyorum. İnanamazsınız yani o kadar çok şaşırdım ki sanki araba alıyoruz konuk değil de yani hani gerçekten bu paralara nasıl böyle bir şey oluyor ben anlamış değilim. Çok şaşırttı beni ve tabii ki abone olmaktan hemen çıktım ayrıldım kendisinden. Yani nasıl paralar kazanıyorlar ben anlamış değilim yani. Sonuçta önemli olan YouTube'da gerçekten de bir şeyleri üretebilmek, insanlara bir şey göstermek. Yani ben de dedim ki sen bana makyaj yaparsın, ben sana maske yaparım. Çok eğlenceli bir video olur dedim ama benden 25 bin lira istedi. İnşallah bir gün kendisi gelir ve bana konuk olmamı teklif eder diye düşünüyorum. Bu şekilde maskemi sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay sürülüyor. Çok tatlı oldu. Bu maskeyi şimdi 20 dakika kadar yüzümde bekletip ondan sonra yıkayacağım. Cildimi bu şekilde yıkadım. 20 dakika kadar bekledim. Daha sonra hazırlamış olduğum pirinç suyuyla cildimi yeniden temizliyorum. Bunu dediğim gibi tonik olarak kullanıyorum ama bu pirinç suyunu cildimde yaklaşık 1 saat kadar bekleteceğim. Çok daha iyi gelsin diye. Bu şekilde cildimi temizleyip maskemi tamamlıyorum. Nemlendirici krem de üzerine sürmeyeceğim. 1 saat sonra yıkadıktan sonra süreceğim. Siz de öyle yapın. Gerçekten de çok faydası oluyor.
Canlarım bugün böyle biraz sohbet etmiş olduk. Umarım bana kızmamışsınızdır. Hani size her şeyi anlatıyorum. Çünkü biz artık bir aile olduk. Öyle görüyorum. Bu tarz insanlara prim vermemenizi istiyorum. Gerçekten şımarık olan YouTuber'lara benim nacizane tavsiyem takip etmeyi bırakın. Çünkü gerçekten kendilerini bulunmaz Hint kumaşı zannediyorlar. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Maskeyi deneyin. Ondan sonra bana dua edin. Cildiniz bembeyaz, parlak. Gözenekleriniz küçülmüş, kırışıklıklarınız azalmış olacak. Bu maske her derde deva. Görüşmek üzere sevgilerimle. Çok öpüyorum.